Arkadaşlar Kur'an anlatım videomuza hoş geldiniz. Bugün TYT Tarih 19. yüzyıl Osmanlı Devleti konusunu anlatacağım. Eğer hazırsanız hemen derse geçiyorum. Önce bu dönemdeki padişahlarımıza bakalım. Bu dönemde 2. Mahmut, Abdülmecit, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit tahtta bulunuyorlar. Genel duruma bakalım. Dünyada durum nasıldı? Milliyetçilik ve liberalizm akımları güçlenmişti. Mutlakiyetçilik zayıflamış ve demokrasi ön plana çıkmıştı dünyada. 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren İtalya ve Almanya siyasi birliğini sağlamıştı ve yeni bir güç olarak ortaya çıkmıştı. Osmanlı toprağına yönelik tehditler daha da artmıştı. Osmanlı Devleti bu dönemde, burası önemli, denge politikası izledi. Denge politikası dediğimiz ne arkadaşlar? Avrupalı devletler arasındaki çıkar çatışmasından yararlanan Osmanlı toprağını korumaya çalıştı. Yani Rusya ile savaşırken İngiltere'ye yanaştı, İngiltere ile savaşırken işte Rusya'ya yanaştı. Yani bir denge oluşturmaya çalıştı. Çünkü Osmanlı Devleti'nin gücü tek başına kendi topraklarını koruması için yeterli değildi. Bu dönemde Rusların panislavist politikası hız kazanıyor ve Balkanlarda Osmanlı-Rus mücadelesi savaşa dönüşecek. Panslavizm neydi arkadaşlar? Rusların bütün Slavları bir arada tutma isteği. Daha doğrusu bu Slavları kullanarak Akdeniz'e inme isteğiydi. İkinci Mahmut dönemiyle dersimize devam edelim. Biliyorsunuz 3. Selim döneminde çıkan isyan sonucu 3. Selim tahttan indirilmişti. Onun yerine kısa bir süre 4. Mustafa padişah oluyor. Yalnız Alemdar Mustafa Paşa'nın çalışmalarıyla 2. Mahmut tahta geçecek. Alemdar Mustafa Paşa dediğimiz bir ağayan. Ağayan neydi arkadaşlar? Toprak ağası gibi düşünün. Merkezden uzaktaki bölgelerde etkin olan güçler diyelim. İşte bunlardan Alemdar Mustafa Paşa İstanbul'a geliyor ve 2. Mahmud'u tahta geçirip sadrazam oluyor. Alemdar Mustafa Paşa ayanlarla padişah arasında bir sözleşme imzalatıyor. İşte biz buna ne diyoruz? Senedi ittifak. Kimle kim arasında olmuş? 2. Mahmud ile ayanlar arasında. Peki bu sözleşmenin içeriğinde neler var? Ayanlar merkeze bağlanmıştır. Devletin eyaletler üzerindeki gücü yeniden sağlanmıştır. Ayanlar padişah tarafından resmen tanınmıştır arkadaşlar. Bu senedi ittifakla birlikte padişah ilk defa kendi otoritesi yanında bir gücün varlığını kabul etmiştir. Yani ayanların varlığını kabul etmiştir. İşte bu yönüyle senedi ittifak İngiltere'deki Magna Carta'ya benzetilir. Biliyorsunuz orada da İngiliz kralı ne yapmıştı? Kendi dışında güçlerin varlığını tanımış. İşte onlara sormadan vergi vermeyeceğini, vergi koymayacağını kabul etmişti. Yalnız 2. Mahmut bütün gücü ele aldıktan sonra bu sözleşmenin hükümlerini ortadan kaldıracak. 2. Mahmut döneminde birçok ıslahat yapılıyor. Avrupa örnek alınıyor. Onun için 2. Mahmut'a gavur padişah diyenler de var. Yönetim alanında yapılan ıslahatlarla devam edelim. Divan teşkilatı kaldırılıyor ve Avrupa'daki gibi kabine sistemine geçiliyor ve nazırlıklar kuruluyor. Biliyorsunuz Osmanlı'da divan teşkilatı vardı. İşte bunun kim katılırdı? Vezir-i Azam katılırdı, vezirler katılırdı, defterdarlar katılırdı, işte kadasker katılırdı. Bu teşkilat kaldırılıyor, bunun yerine bakanlıklar kuruluyor. Devlet memurlarına rütbe ve nişan verilmesi kararlaştırılıyor. Evkaf yani vakıflar nezareti kuruluyor. Tımar ve zahmet kaldırılarak memurlar maaşa bağlanıyor arkadaşlar. Eskiden neydi? Bu memurlar bu tımarlardaki gelirleri toplarlar. Bunun bir kısmıyla maaşlarını alırlar, bir kısmıyla da asker beslerlerdi. Bu kaldırılıyor. Bunun yerine direkt maaş bağlanıyor. Askeri amaçlı ilk nüfus sayımı yapılıyor. Kıyafet değişikliğine gidiliyor. Memurlara fez, pantolon ve ceket giyme zorunluluğu getiriliyor. İlk defa devlet dairelerine padişahın resmi asılıyor arkadaşlar. Kimin zamanında? II. Mahmut. Müsaadele sona erdirilmiş. Özel mülkiyet getiriliyor. Müsaadele dediğimiz neydi arkadaşlar? Padişah devlet istediği devlet adamının mallarına el koyabilirdi. Müsaadelerinin kaldırılmasıyla özel mülkiyet güvence altına alınmıştır. Askeri işler düzenlemek için Darüşşurayı askeri kuruluyor. İdari işler için Darüşşurayı Baba-ı Ali önem kazanıyor. Adalet işlerini düzenlemek için Meclis-i Valayı Ahkam Adliye kurulmuştur. İlk defa posta ve karantina teşkilatı kuruluyor. Osmanlı vatandaşı olan herkes din ve inanç özgürlüğüne kavuşuyor. Yurt dışına çıkmak için pasaport uygulaması getiriliyor. Köy ve mahallelere muhtarlar tayin ediliyor ve ilk defa Osmanlı'da polis örgütü kuruluyor. Askeri alanda neler yapılmış? II. Mahmud'un sadrazamı olan Alemdar Mustafa Paşa, Nizam-ı Cedid yerine, biliyorsunuz Nizam-ı Cedid 3. Selim döneminde kurulmuştu.
ve Yeniçeriler isyan edip bunu kaldırmıştı. Onun yerine Sekban-ı Cedid ordusunu kuruyor. Bu da çok uzun süreli olmuyor çünkü Yeniçeriler bunu da kaldırıyorlar. Daha sonra Eşkince Ocağı kuruluyor fakat bu da Yeniçeri Ocağı yüzünden kaldırılıyor. Bu dönemin en önemli olayı Yeniçeri Ocağı 2. Mahmut tarafından 1826'da kaldırılıyor ve yepyeni bir ordu olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye kuruluyor. Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasına biz Vakai Hayriye yani hayırlı olay diyoruz. Yine Türklerden oluşan Asakir-i Mansure-i Muhammediye diye yepyeni bir ordu kuruluyor. Tımar sistemi kaldırılıyor. Onun kaldırıldığı için tımarlı sipahiler de kaldırılıyor. Onun yerine redif birlikleri oluşuyor arkadaşlar. Yani tımarlı sipahi ve Yeniçeri Ocağı kaldırılırken onların yerine Yeniçeri Ocağı'nın yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye tımarlı sipahilerin yerine de redif birlikleri kurulmuş olacak. İkinci Mahmut döneminde eğitim alanında da birçok yenilik yapılıyor. Eğitim çağdaş hale getirilmeye çalışılıyor arkadaşlar. İkinci Mahmut döneminde yeni yeni eğitim kurumları açılıyor. Bu da ne yapacak? Eğitimde ikiliye sebep olacak. İstanbul'da ilköğretim erkek çocuklar için zorunlu hale getiriliyor. Rüştiye, Mektebi Umumi Edebiye gibi orta dereceli okullar açılıyor. Devlet memuru yetiştirmek için Mektebi Marifi Adliye kuruluyor. Mektebi Tıbbiye kuruluyor. Doktor yetiştirmek için cerrahane açılıyor. Askeri yetiştirmek için Mektebi Harbiye ve Mızıkayı Hümayun yani Bando Okulu açılıyor. Yine az önce söylediğim gibi Mehter Takım'ın yerine Mızıkayı Hümayun açılıyor. Takvim-i Vekayi yani ilk resmi gazete 2. Mahmut zamanında çıkarılıyor arkadaşlar. İlk defa Avrupa'ya öğrenciler gönderiliyor. Bu öğrenciler Tanzimat kadrosunu oluşturacak. İlk defa marş yazılıyor. Bu marş da ne arkadaşlar? Mahmudiye Marşı. Ekonomi alanında arkadaşlar yerli malı kullanımı teşvik edilmiştir. İşte Çuhab deri fabrikaları açılmıştır. Osmanlı tüccarlarının Avrupa mallarıyla rekabet edebilmesini sağlamak için gümrük kolaylıkları sağlanmıştır. Yalnız bu dönemde alınan tedbirlerin hepsi boşa çıkmıştır arkadaşlar. Neden? Çünkü 2. Mahmut Mısır meselesinde İngiltere'nin desteğini almak için İngiltere ile 1838 Balta Limanı anlaşmasını imzalamıştır. Bu anlaşmayla birlikte artık Osmanlı toprakları İngilizler için açık pazar haline gelmiştir. Yani o öyle kötü bir anlaşma ki İngiliz tüccarlar Osmanlı tüccarlardan daha az vergi vererek Osmanlı pazarında ticaret yapabiliyorlardı. Bu da Osmanlı ekonomisini batırmıştır. Balta Limanı ticaret anlaşmasını unutmayalım. Şimdi 2. Mahmut dönemindeki askeri ıslahatları biz Sevdam Nur olarak kodladık. Sekban-ı Cedid kurulmuştu, Eşkince Ocağı kurulmuştu. Vakai Hayriye yani Yeniçeri Ocağı kaldırıldı. Darüşşurayı askeri yani askeri işler düzenlendi. Asakir-i Mansure-i Muhammed'i yani Yeniçeri Ocağı'nın yerine kurulmuştu bu. Mızıkayı Humayun kuruldu, nüfus sayımı yapıldı ve redif birlikleri kurulmuştu. Redif birlikleri neyin yerine kurulmuştu arkadaşlar? Tımarlı sipahilerin yerine. Eğitim alanındakileri de İri Fatihe olarak kodluyoruz. Yani ilkokul zorunlu hale getirildi. İstanbul'da rüştiyeler, İdadiler açıldı yani ortaokullar, liseler. Fransızca resmi yabancı dil ilan edildi. İlk kez Avrupa'ya öğrenci gönderildi. Tıbbiye açıldı. İlk resmi gazete Takvim-i Vekayi çıkarıldı. Harbiye açıldı ve eğitimde ikilikler oluştu. Çünkü medreseler eğitim öğretime devam ederken yeni yeni okullar açıldığı için ne oldu arkadaşlar? 2. Mahmut döneminde ikilikler başladı. Bu dönemde meydana gelen milliyetçilik akımları önemlidir. Biliyorsunuz milliyetçilik akımının ortaya çıkmasında Fransız ihtilali etkili olmuştu. Osmanlı Devleti de bu etkiden uzak kalamadı. İşte Osmanlı Devleti'nde isyan eden, milliyetçilik akımının etkisiyle isyan eden ilk millet Sırplardır arkadaşlar. Sırplar 1804'te isyan ediyorlar. Ruslarla yapılan savaş sonrası 1812'de Bükreş Anlaşması imzalanıyor ve Sırplara bazı ayrıcalıklar veriliyor. Sırplar 1829 Edirne Anlaşması'yla yine Osmanlı-Rus Savaşı sonrası imzalanmıştı. Ne yapmıştı? Özellik kazanıyorlar ve 1878 Berlin Anlaşması'yla bağımsız oluyorlar. Şunu unutmayalım. Milliyetçilik akımının etkisiyle ilk isyan eden millet Sırplardır. Ama ilk bağımsız olan onlar değil arkadaşlar. Yunan isyanı 1820'de Yunan isyanı çıkıyor. Yalnız çok bir destek almıyor. Bir yıl sonra Mora'da tekrar isyan başlıyor. Mora ve Girit valiliğinin kendine verilmesi karşılığında Mısır valisi ne yapıyor? Osmanlı'ya yardım ediyor ve Mora isyanı bastırılıyor. Bu isyan karşısında Avrupalı devletler sessiz kalmayacak çünkü Yunanlılara karşı bir hayranlıkları var. İngiltere, Fransa ve Rus donanmaları 1827'de Navarin'de maalesef Osmanlı donanmasını yakacaklar. Bu olaylar sonucu Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş açacak ve 1829'da Edirne Anlaşması imzalanacak.
Rusya ile imzalanan bu Edirne anlaşmasıyla birlikte Yunanistan bağımsız olacak. Eflak, Boğdan ve Sırbistan'a da özellik verilecek. O zaman şunu söyleyebiliriz. 1829 Edirne Anlaşması'yla bağımsız olan Yunanlar bağımsızlığını elde eden ilk topluluktur. Ve yine 1829 Edirne Anlaşması bir azınlığın bağımsızlığını tanıyan ilk anlaşmadır. Yani ilk defa Sırplar isyan ederken ilk bağımsızlığını kazanan Yunanlılar olmuştur. Hangi anlaşmayla? 1829 Edirne Anlaşması'yla. İkinci Mahmut döneminin en önemli olaylarından biri de Mısır sorunu arkadaşlar. Az önce de anlattığım gibi Yunan isyanını bastırmak için Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa II. Mahmut'a yardım etmişti. Yalnız bunun karşılığında ne istemişti? Mora ve Girit'i. Mora'nın bağımsız olması üzerine bu Mora'nın yerine Suriye valiliğini istiyor Mehmet Ali Paşa. Bu isteğin reddedilmesi üzerine oğlu İbrahim Paşa komutasındaki ordularını Osmanlı'ya gönderiyor ve Kütahya'da yapılan savaşı Osmanlı Devleti kaybediyor. Bu savaş sonrası Rusya'dan Osmanlı ne yapacak? Yardım isteyecek. Kütahya Savaşı'nı kaybeden Osmanlı Devleti ile Mısır arasında Kütahya Anlaşması yapılacak. Çünkü Avrupalı devletler bu isyanın büyümesini çok fazla istemiyorlardı. İngiltere ve Fransa'nın araya girmesiyle bir anlaşma imzalandı. Anlaşmayla birlikte Girit, Suriye Valiliği Mehmet Ali Paşa'ya verildi. Mehmet Ali Paşa'nın oğlu İbrahim Paşa'ya da Cidde ve Adana Valiliği verildi. Böylece olay ne yapıldı? Bir süreliğine durduruldu. Arkadaşlar Mısır sorunu Osmanlı Devleti'nin iç meselesi iken İngiltere, Fransa ve Rusya'nın da karışmasıyla bu ne oldu? Bir Avrupa meselesi haline geldi. Bu dönemde 2. Mahmut İngiltere'nin ve Fransa'nın tavrına güvenmediği için Mısır meselesi karşısında Rusya'nın desteğini almak için Rusya'yla 1833 Hünkâr İskelesi Anlaşması'nı imzaladı. Bu anlaşma önemli. Bu anlaşmaya göre Osmanlı Devleti saldırıya uğrarsa Rusya yardım edecek. Rusya saldırıya uğrarsa Osmanlı Devleti boğazları kapatacak. Bu anlaşma Osmanlı Devleti'nin boğazlar üzerindeki egemenlik hakkını tek başına kullandığı son anlaşmadır. Bundan sonra boğazlar üzerindeki her konuda Avrupalılar bize karışacak arkadaşlar. Rusya'nın Osmanlı üzerindeki etkinliğinin artması İngiltere ve Fransa'nın çıkarlarına ters düşecek ve bu tarihten itibaren boğazlar sorunu ortaya çıkacak. II. Mahmut Mısır sorununda İngiltere'nin de desteğini almak için ne yapacak? 1838'de İngiltere ile Balta Limanı ticaret anlaşmasını imzalayacak. Bu anlaşmayla İngiliz malları Osmanlı pazarını ele geçirecek ve Osmanlı ekonomisi çökecek arkadaşlar. Yani Osmanlı ekonomisi, Osmanlı ülkesi İngiltere için açık pazar haline gelecek. Çünkü bu anlaşmayla birlikte İngilizler doğru düzgün vergi vermeden ne yapacaklar? Osmanlı ülkesinde ticaret yapacaklar. Sanayi inkılabı ile birlikte kalkındıkları için Osmanlı pazarını kısa sürede ele geçirecekler. Kütahya Anlaşması ile Mehmet Ali Paşa Osmanlı arasında kısa süreli bir sulh sağlanmıştı. Yalnız bu anlaşmadan memnun olmayan Mehmet Ali Paşa tekrar saldırıya geçecek. Çünkü aslında Mehmet Ali Paşa'nın gözü İstanbul'daydı. İki taraf arasında Nizip'te yapılan savaşı Mehmet Ali Paşa'nın ordusu kazanıyor 1839'da. İngiltere'nin araya girmesiyle Londra'da bir konferans toplanıyor. Konferans sonucunda çeşitli maddeler kabul ediliyor. Nedir bunlar arkadaşlar? Mısır'ın idaresi Mehmet Ali Paşa ve ailesine bırakılıyor. Yani aslında burada Mısır'da ayrı bir devlet kurulmuş oluyor. Yani Mısır'da idare babadan oğula geçiyor. Suriye, Adana, Girit valilikleri Osmanlı yönetimine bırakılıyor. Bu anlaşmanın imzalanmasında tabii ki İngiltere'nin, Fransa'nın etkisi büyüktür arkadaşlar. 1841 bir de Londra Boğazlar Sözleşmesi var. Bunu karıştırmayalım. Hünkâr İskelesi Anlaşması'nın süresinin dolması üzerine İngiltere ve Fransa bir konferans topluyor. Çünkü Rusya'nın oralara hakim olmasını istemiyorlardı. 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi ile ne oluyor arkadaşlar? Boğazlar Osmanlı yönetiminde kalacak. Barış zamanında savaş gemilerine kapatılacak. Rusya için olumsuz tabii ki bu. Avrupalı devletler sözleşmeyi garanti altına alacaklar. Bu sözleşme Rusya'nın boğazlar üzerinde elde ettiği ayrıcalıkların kaybedilmesi anlamına geliyor. Artık boğazlar uluslararası bir statüye kavuşmuş olacak. II. Mahmud'un tahttan inip II. Abdülhamid'in tahta geçmesine kadar geçen süreye biz Tanzimat dönemi diyoruz. Bu Tanzimat döneminde birçok yenilikler yapılacak, Avrupa örnek alınacak ve Osmanlı'da bir değişime girecek. Tanzimat dönemi arkadaşlar 1839'da ilan edilen Tanzimat Fermanı ile başlayacak. Tanzimat Fermanı ilan edildiğinde Padişahımız Abdülmecid, bunu hazırlayan da kim? Mustafa Reşit Paşa. Arkadaşlar Osmanlı Devleti'nin bu fermanı hazırlamasının iki tane temel nedeni var. Birincisi Avrupalıların siyasi desteğini almak. İkincisi de azınlıklara yeni hakları vererek onların bağımsızlık arayışlarını sona erdirmek.
İşte bu amaçlardan dolayı Tazminat Fermanı ilan ediliyor. Peki bu Tazminat Fermanı'nda neler var? Herkes kanun önünde eşit sayılıyor. Tazminat Fermanı dediğimiz bir nevi yeni kanunlar arkadaşlar. Bu kanunlarla birlikte herkes kanun önünde eşit olacak. Rüşvet kaldırılacak. Fark gözetmeksizin halkın can ve mal güvenliği sağlanacak. Vergi adaleti sağlanacak. Herkese gelirine göre vergi alınacak. Mahkemeler herkese açık olacak. Kimse mahkemeye çıkarılmadan cezalandırılmayacak. Askerlik işleri düzenlenecek. Askerlik herkes için vatan görevi haline gelecek. Peki bu Tanzimat Fermanı'nın önemi nedir? Tanzimat Fermanı Osmanlı Devleti'nde anayasal hareketlerin başlangıcıdır arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde insan haklarına yönelik düzenlenen ilk ıslahat çalışmasıdır. Burası önemli. Padişahın yetkileri bu fermanla sınırlandırılmıştır. Kanun gücünün üstünlüğünü padişah da tanımıştır. Yani yasa gücü padişahın otoritesini sınırlamıştır arkadaşlar. O zaman en üstte ne var artık? Yasalar var. Askerlik vatan görevi haline getiriliyor. Mal ve mülk edinme, miras bırakma hakları genişletiliyor ve özel mülkiyet önem kazanıyor. Bu dönemde Kırım Savaşı var. Bu savaş önemli. Kırım Savaşı'nın sebebi şu arkadaşlar. Ruslar boğazlar üzerinde etkili olmak istiyorlar. Kutsal yerler sorununu bahane ederek Osmanlı'ya saldırıyorlar. Kutsal yerler dediğimizin neresiydi arkadaşlar? Kudüs. Ruslar 1853'te Sinop'ta yine Osmanlı donanmasını yakıyorlar. Rusların boğazlara hakim olmasını istemeyen İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piemonte ne yapacak? Osmanlı'nın yanında savaşa katılacaklar ve Rusya savaşı kaybedecek. İngiltere, Fransa falan bunlar niye savaşa katılmak istiyordu? Çünkü Rusya'nın Akdeniz'e inip özellikle Hindistan'a giden yolları kapatmasını istemiyorlardı. Yapılan anlaşma sonrası 1856'da Paris Barış Anlaşması imzalanıyor. Savaş sonrası imzalanan Paris Barış Anlaşması'nın maddelerine bakalım. Osmanlı Devleti Avrupa Devleti sayılacak. Avrupalı devletlerin hukukundan yararlanacak. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü Avrupalı devletler sağlayacak. Yani garanti altına alacak. Osmanlı Devleti ıslahat fermanı ilkelerini yerine getirecek. O dönemde yine özellikle gayrimüslimlere yeni haklar veriliyor. İşte biz bu fermana ne diyeceğiz? Islahat fermanı. Boğazlar 1841 Londra Sözleşmesi'ndeki şartlara göre devam edecek. Yani ticaret gemilerine açık, savaş gemilerine kapalı olacak. Osmanlı Devleti ve Rusya Karadeniz'de donanma bulundurulmayacak ve tersanede kurmayacaklar. Yani Osmanlı Devleti aslında savaşı kazandığı halde ne oluyor? Yenik sayılıyor. Çünkü Karadeniz'de ne donanma bulundurabiliyor ne de tersane kurabiliyor. Yine Tuna Nehri Avrupalı bir komisyon tarafından yönetilecek. Bütün ticaret gemilerine açık olacak. Şimdi Paris Barış Anlaşması'nı bir değerlendirelim. Avrupalı devletler ıslahat fermanını kullanarak Osmanlı'nın iç işlerine karışmıştır. Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü tek başına koruyamayacağı anlaşılmış. Avrupalılar bunu garanti etmiştir arkadaşlar. Osmanlı Devleti savaşı kazanmasına rağmen yenik devletler gibi muamele görmüştür. Yani Karadeniz Osmanlı Devleti'ne kapatılmıştı. Buradaki nota bakalım. Osmanlı Devleti ilk defa Kırım Savaşı sırasında bir dış borç alıyor. Kimden? İngiltere ve Fransa'dan. Eski kitaplarda sadece İngiltere geçiyordu ama yeni kitapta İngiltere ve Fransa diye geçiyor. Buna dikkat edelim. Zamanla Osmanlı Devleti'nin Avrupalılara borcu çok fazla artacak ve 1881'de Duyun-u Umumiye yani Borçlar İdaresi kurulacak. Bu Duyun-u Umumiye dediğimiz kurum nedir arkadaşlar? Osmanlı Devleti'nin vergilerini topluyor. Bunun işte dörtte birini Osmanlı'ya veriyor ya da beşte birini. Kalan kısmını da alacaklı devletlere dağıtıyor. İşte biz bu kuruma ne diyoruz? Duyun-u Umumiye. Tazminat fermanını anlatmıştık. Bu dönemdeki başka bir ferman da ıslahat fermanı 1856. Arkadaşlar bu dönemde padişahımız Abdülmecit. Abdülmecit ne yaptı? Kırım Savaşı sonrası toplanan Paris Barış Konferansı'nda Avrupalı devletlerin desteğini almak için bu fermanı hazırlattı. Ayrıca yine Osmanlı içindeki milletlerin isyan etmesini önlemek de bu fermanın amaçlarından biriydi. Peki bu fermanla ne oldu arkadaşlar? Gayrimüslimlere yepyeni haklar verildi. Şimdi maddelere bakalım. Gayrimüslimlere küçük düşürücü sözler kullanılmayacak. Gayrimüslimler nakit ödemek kaydıyla askerlik yapmayacaklar. Hristiyan ve Musevilere, bura önemli, devlet memuru olabilme, il meclislerine katılma, kendi okullarını açabilme ve kendi dilleriyle eğitim yapabilme hakkı verilecek. Aslında bu ıslahat fermanı gayrimüslimlerle ilgili bir hükümler içeriyor. Cizye ve iltizam usulü kaldırılacak. Mahkemeler herkese açık olacak. Yabancı uyruklular da Osmanlı'da ne yapacak? Taşınmaz mal sahibi olabilecekler. Herkes şirket ve banka kurabilecek. Karakollar ve hapishaneler ne yapılacak arkadaşlar? Islah edilecek.
Buradaki notumuza bakalım. Osmanlıcılık düşüncesinin ürünü olan Tanzimat ve Islahat Fermanı toplumsal dengeyi bozduğu için ne yapacak? Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlandıracak. Osmanlıcılık düşüncesi neydi? Buna söyleyelim burada. Arkadaşlar, Osmanlı'daki bazı aydınlar diyordu ki Osmanlı ülkesi içinde olan bütün milletler Osmanlı kabul edilip herkese eşit haklar verilirse bu azınlıklar isyan etmez. Böylece Osmanlı parçalanmaz diye düşünüyorlardı. İşte Tanzimat ve Islahat Fermanı ile bu azınlıklara haklar verildi. Yalnız bu haklar hiçbir işe yaramadı ve Osmanlı Devleti'nin parçalanma sürecini hızlandırdı. Şimdi Tanzimat döneminde yapılan düzenlemelere genel olarak bir bakalım. Yönetim alanında ülke yönetim birimlerine ayrıldı arkadaşlar. İllerde il genel meclisleri açıldı ve halk ilk defa seçim yoluyla yönetime katıldı. Vilayetler sancaklara, sancaklar kazalara, kazalar köylere ayrıldı. Vilayetlerin başına vali, sancakların başına mutasarrıf, kazaların başına kaymakam, köylerin başına da muhtarlar getirildi. Arkadaşlar bu dönemde Osmanlı mahkemeleri 5 bölüme ayrılmıştır. Yani çok başlılık var. Şeriat mahkemeleri İslami hukuk kurallarına göre işlem yapıyor. Cemaat mahkemeleri azınlıkların kendi aralarındaki meseleleri çözüyor. Konsolosluk mahkemeleri yabancıların kendi aralarındaki sorunları çözüyor. Nizamiye mahkemeleri de şer'i hukuk dışında yeni kanun ve nizamlara göre görev yapıyor. Yani yeni kurulan buydu arkadaşlar. Bu da bize neyi gösterecek? Osmanlı'da hukuk birliğinin olmamasını. Bu dönemde mecelle denilen bir kanun hazırlanıyor. Mecelle sadece Müslümanlar için geçerliydi. 1868 yılında Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanıyor. Ama 2. Abdülhamit döneminde uygulamaya konulanacak. Bu ne arkadaşlar? Mecelle dediğimiz medeni kanun. Osmanlı'daki ilk medeni kanun. Mali alanda neler yapıldı? İltizam usulü kaldırıldı. Vergiler memurlar tarafından tahsil edilecek. Arazi kanunu çıkarılıyor. İlk kağıt para bastırılıyor. Kayme. Bu dönemde Kırım Savaşı'nın masraflarını karşılamak için ilk defa İngiltere ve Fransa'dan dış borç alınıyor. Eğitim alanında Meclis-i Marif-i Umumiye kuruluyor. Osmanlı Devleti'nde eğitim işlerinden doğrudan sorumlu oluyor arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanlığı'nın temeli sayılacak Marif-i Umumiye Nezareti kuruluyor. Mektebi Mülkiye yani siyasal bilimler açılıyor. Darülfünun yani üniversite sayılabilecek okul açılıyor. Kız öğrencilerin eğitimiyle devlet ilgilenmeye başlıyor. Ebe Mektebi ve Kız Rüştiyesi açılıyor. İlk özel Türk gazetesi olan Tercüman-ı Ahval piyasaya çıkıyor, yayın yapıyor. Yabancı devletlere okulaşma izni veriliyor ve açılan ilkokul hangisi arkadaşlar? Robert Koleji. Tanzimat döneminin padişahları arkadaşlar Abdülmecit ve Abdülaziz'dir. Bunlar döneminde neler yapılmış ona da bakalım genel olarak. Abdülmecit döneminde ilk defa dış borç alınıyor. Hangi savaşta arkadaşlar? Kırım Savaşı sırasında. Kimlerden alınıyor? İngilizlerden ve Fransızlardan. İlk kağıt para kayme bastırılıyor. İlk Osmanlı Bankası, ilk Osmanlı'daki ilk banka olan Dersaadet açılıyor. İlk demiryolu yapımı ve ilk telgraf hattı çekimi yine bu dönemde oluyor. Abdülaziz döneminde Abdülaziz ilk defa Avrupa'ya geziye çıkan padişahtır. İlk medeni kanun olan Mecelle Ahmet Cevdet Paşa tarafından hazırlanmaya başlanıyor. İlk posta pulu basılıyor. İlk resim sergisi Şekerahmet Paşa tarafından açılıyor. Ve ilk üniversite Darülfünun yine Abdülaziz döneminde açılıyor. Arkadaşlar biz Abdülmecit dönemi ıslahatlarını İdo Tıbbim olarak kodladık. Yani Abdülmecit döneminde ilk dış borç alınıyor. Demiryolu yapımı var. Osmanlı Bankası açılıyor. Tanzimat Fermanı ve Islahat Fermanı ilan ediliyor. İlk Osmanlı Bankası Bankı Dersaadet açılıyor. İlk kağıt para bastırılıyor ve Marif Nezareti kuruluyor. Anayasal düzene geçiş konusuyla devam edelim. Arkadaşlar Genç Osmanlılar denen bir grup ortaya çıkıyor bu dönemde. Bunlar yapılan ıslahatları yeterli bulmuyorlar ve meclisin açılmasını istiyorlar. Peki bu Genç Osmanlılar dediğimiz kim? Namık Kemal, Ziya Paşa, Mithat Paşa, Ali Suavi, Hüseyin Avni Paşa gibi aydınlardır. Osmanlı Devleti'nde meşrutiyet fikrini Abdülaziz döneminde olgunlaştırmaya başlıyor. Abdülaziz meşrutiyet fikrine karşıdır arkadaşlar. Genç Osmanlılar yaptıkları faaliyet sonrası Abdülaziz tahttan iniyor ve yerine 5. Murat tahta geçiyor 1876'da. Yalnız 5. Murat'ın zihinsel olarak bazı sıkıntılar var. Devleti yönetemeyeceği anlaşılıyor. Ve 5. Murat'ın yerine Genç Osmanlılar ne yapıyorlar? 2. Abdülhamit'i tahta geçiriyorlar. 2. Abdülhamit meclisi açacağına söz verdiği için 2. Abdülhamit padişah oluyor. Ve Mithat Paşa da 2. Abdülhamit'in sadrazamı oluyor arkadaşlar. Bu dönemde Avrupalı devletler Balkan uluslarının haklarını görüşmek için ne yapacaklar? İstanbul Konferansı'nı düzenleyecekler ve burada Osmanlı'dan bazı
yenilikler yapmalarını isteyecekler. Azınlıklara yeni haklar vermelerini isteyecekler. İşte Osmanlı Devleti Avrupalı devletlerin tepkisini azaltmak için ne yapacak? Kanuni Esasi yani ilk anayasayı ilan edecek. 1876 yılında ilan edilen Kanuni Esasi ile birlikte artık Osmanlı Devleti meşruti yönetime geçecek. Yani padişahın yanında yapılan seçimler sonucu 1877'de bir de meclis açılacak. Biz bu meclise ne diyoruz? Meclisi Mebusan. Yani Kanuni Esasi Osmanlı Devleti'nin ilk anayasası, daha sonra açılan Meclisi Mebusan da Osmanlı Devleti'nde meşruti yönetime geçildiğinin kanıtıdır. Şimdi Kanuni Esasi'nin özelliklerine bakalım. İlk Osmanlı Anayasasıdır. Türk tarihinde ilk kez bir anayasa hazırlanıyor ve halk yönetime katılıyor. Bu anayasa hazırlanırken Prusya ve Belçika'dan yararlanıyorlar. 12 bölüm ve 119 maddeden oluşuyor. Şimdi arkadaşlar, Kanuni Esasi'ye göre iki tane meclis var. Birincisi Ayan Meclisi. Bunun üyelerini padişah seçiyor. Bir de Mebusan Meclisi. Bunlar da halk seçiyor. 4 yılda bir seçimle bunlar başa geliyorlar. Arkadaşlar, Kanuni Esasi'ye göre yürütme yetkisi heyeti vükelaya ait. Yani Bakanlar Kurulu'na ait. Bunun başında da kim var? Padişah. Yasama yetkisi Mebusan ve Ayan Meclisi'ne ait. Yargı yetkisi de Şeriye ve Nizamiye mahkemelerine ait. Padişaha tanınan haklara bakalım. Meclisi açma ve kapanma yetkisi var. Yabancı devletlerle anlaşma yapma yetkisi var. Meclis tarafından yapılan kanunları veto etme hakkı var. Savaş ve barışa karar verme hakkı var. Ayan meclis üyelerini seçiyor ve istediği kişiyi sürgününe gönderiyor. Bu maddeler de bize şunu gösteriyor ki aslında padişahın otoritesi halen devam ediyor. Özellikle bu sürgün yetkisini kullanan padişah istediği her şeyi yapabilecek. İkinci Abdülhamit bu dönemde ortaya çıkan 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı'nı gerekçe göstererek meclisi süresiz olarak kapatıyor ve birinci meşrutiyet dönemi aslında sona ermiş oluyor. Yine Sadrazam Mithat Paşa'yı da sürgüne gönderiyor. Bu dönemden itibaren 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet'in ilanına kadar ülkeyi tek elden yönetecek. 1. Meşrutiyet dönemi aydınlarını biz namaz olarak kodlamışız. Namık Kemal, Ahmet Mithat Efendi, Mustafa Fazıl Paşa, Ali Suvari ve Ziya Paşa. Şimdi bu dönemde Osmanlı ile Rusya arasında meydana gelen 93 Harbi'ne bakalım. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı. Arkadaşlar, Avrupalılar bu dönemde ne yapmışlardı? Balkan sorununu çözmek için İstanbul'da bir konferans toplamışlardı. Bu konferansta şu kararları aldılar ve Osmanlı'ya ilettiler. Ne dediler? Bosna Hersek ve Bulgaristan'a özerklik verilsin. Sırbistan ve Karadağ'da bulunan Osmanlı askerleri geri çekilsin. Bu istekler Osmanlı tarafından reddediliyor. Bunun üzerine aradığı fırsatı bulan Rusya Osmanlı Devleti'ne savaş ilan ediyor. Savaş sonunda 1878 Aya Stefanos yani Yeşilköy Anlaşması imzalanıyor. Rusya büyük bir zafer kazanıyor ve bu savaş sonrası 1878 Aya Stefanos Anlaşması'yla çok geniş kazanımlar elde ediyor. Bu kazanımlara karşı çıkan İngiltere, Almanya, Avusturya gibi devletlerin müdahalesiyle bu Yeşilköy Anlaşması geçersiz kılınıyor ve Berlin Anlaşması imzalanıyor. Şimdi bu Berlin Anlaşması'nın maddelerine bakalım. Osmanlı çok büyük kayıplara uğruyor. Mesela Romanya, Sırbistan ve Karadağ bağımsız oluyor arkadaşlar. Kars, Ardahan, Batum Rusya'ya veriliyor. Doğu Beyazıt bizde kalıyor. İptal edilen Yeşilköy Anlaşması'nda Doğu Beyazıt da aslında Rusya'ya veriliyordu ama Berlin Anlaşması ile biz sadece Doğu Beyazıt'ı kurtarabiliyoruz. Yani Kars, Ardahan, Batum'u kaybediyoruz. Bosna Hersek Osmanlı toprağı sayılıyor. İlginçtir. Yönetimi Avusturya'ya veriliyor. Teselya Yunanistan'a veriliyor. Bulgar Krallığı 3 bölüme ayrılıyor arkadaşlar. Bir önceki anlaşmada yani Yeşilköy Anlaşması'nda büyük bir Bulgar Krallığı kurulmuştu. Bu krallık sayesinde ne yapmıştı Rusya? Ege Denizi'ne inmiş oluyordu ama İngiltere'nin, Almanya'nın ve Avusturya'nın müdahalesiyle Bulgar Krallığı 3'e ayrılıyor. Bir kısmı Osmanlı'ya bağlanıyor, bir kısmı özel oluyor, bir kısmında da Bulgar Prensliği kuruluyor. Girit'in ve Ermenilerin oturduğu yerde ıslahatlar yapılması kararı alınıyor. İlk defa Ermeni sorunu işte bu Berlin Anlaşması ile birlikte ortaya çıkacak arkadaşlar. Berlin Anlaşması'nda bağımsızlığını kazanan devletleri biz Sakar olarak kodlamışız. Sırbistan, Karadağ ve Romanya. Kaybettiğimiz Doğu Anadolu'daki toprakları da Bak olarak kodlamışız. Ney bu arkadaşlar? Batum, Ardahan ve Kars. Şimdi Sırpların bağımsızlıklarını kazandığı anlaşmalarda biz BEP olarak kodladık. Yani Bükreş Anlaşması'yla ne yapmışlardı? İmtiyaz elde etmişlerdi. Edirne Anlaşması'yla özel konmuşlardı. Berlin Anlaşması'yla da bağımsız oldular. Berlin Anlaşması'nın önemine bakalım. Berlin Anlaşması'yla Bulgaristan parçalanmıştı. Böylece Rusya'nın sıcak denizlere inmesi engellendi. Berlin Anlaşması'nda ilk defa Ermeni sorunundan bahsedildi.
Berlin Anlaşması'ndan sonra İngiltere ve Fransa Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünü korumaktan vazgeçtiler ve artık Rusya'yı serbest bıraktılar diyebiliriz. Bu da Osmanlı Devleti'nin parçalanmasını hızlandıracak. Evet, haritada da gördüğünüz gibi işte Sırbistan, Karadağ, Romanya bağımsız olacak. Bosna Hersek yönetimi Avusturya'ya bırakılacak. Şurada büyük bir Bulgar Krallığı vardı. İşte bir kısmı Osmanlı'ya bağlanacak. Burada özel bir bölge oluşturulacak. Burada da bir küçük Bulgar Prensliği var. Daha sonra bu Bulgar Prensliği Doğu Rumeli ile birleşip bağımsızlığını ilan edecek. Abdülhamit döneminde nereleri kaybettik? Arkadaşlar, 1878'de Kıbrıs'ı kaybettik. İngiltere Kıbrıs'a yerleşti. Amacı da şuydu: Rusların Akdeniz'e inmesini önlemek ve Osmanlı'ya yardım etmek bahanesiyle Kıbrıs'a 1878'de yerleşiyor ve daha da buradan çıkmıyor. Tunus'u Fransızlar alıyor. Mısır'a İngilizler 1882'de yerleşiyor. Bulgaristan 1908 yılında bağımsızlığını kazanacak. Girit 1908'de Yunanistan'a bağlanacak. Bosna Hersek de Avusturya'ya katılacak. İkinci Meşrutiyet döneminde arkadaşlar bu olaylar. İkinci Abdülhamit dönemi gelişmeleriyle devam edelim. İkinci Abdülhamit döneminde basına sansür uygulanıyor. Biliyorsunuz Osmanlı-Rus Savaşı bahane edilerek ne yapılmıştı? Meclis kapatılmıştı. Artık yönetim sadece Abdülhamit'in elindeydi. Cemiyetlerin kurulması, gazetelerin basılması engelleniyor arkadaşlar. 3. Selim döneminde yaptırılan Yıldız Sarayı ne yapıyor? Devletin idari merkezi oluyor. Artık devlet Yıldız Sarayı'ndan yönetilecek. Hafiye teşkilatı kurulacak. Hafiye teşkilat dediğimiz işte ülkenin her yerinden bilgileri toplayıp ne yapıyor? Abdülhamit'e, yani Yıldız Sarayı'na getiriyor. Arkadaşlar, bu dönemde pan-İslamist politika ön plana çıkacak. Yani İslamcılık anlayışı benimsenecek. Biliyorsunuz Tanzimat döneminde Osmanlıcılık anlayışı vardı. Bu anlayışın tutmaması üzerine İslamcılık anlayışı benimsenecek. İlk kez özürlüler için eğitim kurumları açılıyor. Sanayi Nefise Mektebi, Ticaret Mektebi, Hukuk Mektebi ve Mühendislik Mektebi açılıyor. Yani Abdülhamit döneminde eğitime çok fazla önem veriliyor. Anadolu'nun her yerine okullar yaptırılıyor. Bu dönemde arkadaşlar 1881'de Duyun Umumiye kuruluyor. Duyun Umumiye neydi? Avrupalı devletlerin alacaklarını tahsil etmek için kurdukları bir idareydi. Bu idare vergiler topluyordu. Bir kısmını Osmanlı'ya bırakırken büyük bir kısmını alacaklı devletlere veriyordu. Doğu Anadolu'da Ermenilerin faialiyetlerini önlemek için Hamidiye alayları kuruluyor. Abdülaziz döneminde hazırlanmaya başlanan Mecelle bu dönemde uygulanmaya konuyor. Ziraat Bankası kuruluyor. Donanma Haliç'e çekiliyor ve çürülmeye terk ediliyor. Abdülhamit deniz kuvvetlerine güvenmediği için, onların darbe yapacağını düşündüğü için onları ne yapıyor? Bertaraf ediyor. Bu dönemde Berlin, Bağdat demiryolu hattı Alman şirketine veriliyor. Arkadaşlar, ikinci meşrutiyette devam edelim. Saltanatı boyunca ülkeyi tek elden yönetmişti Abdülhamit. Bu durum 1908'e kadar devam ediyor. 1908'de İttihat ve Terakki Cemiyeti ön plana çıkacak. Bunların çalışmaları ve isyanları sonrası padişah 23 Temmuz 1908'de tekrar meclisi açmak zorunda kalacak. İşte meclis tekrar açıldığı için biz bu olaya ne diyeceğiz? İkinci meşrutiyet diyeceğiz. İkinci meşrutiyetin ilan edildiği dönemde Osmanlı'da çok büyük karışıklıklar yaşanıyor ve bu dönemde biz bazı toprakları kaybediyoruz. Mesela Bulgaristan bağımsızlığını ilan ediyor. Avusturya Bosna Hersek'i topraklarına katıyor. Zaten kim yönetiyordu? Avusturya yönetiyordu ve bu sefer tam olarak toprağına katıyor. Girit Yunanistan'a katılıyor. Bu dönemin en önemli olaylarından biri de 31 Mart vakasıdır arkadaşlar. Yönetimde ikinci meşrutiyetten sonra İttihat ve Terakki etkili olacak. Yalnız İttihat ve Terakki'nin faaliyetlerinden memnun olmayanlar İstanbul'da büyük bir isyan çıkaracaklar. Bu isyan Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılacak ve 2. Abdülhamit bu olaydan sorumlu tutulup tahttan indirilecek ve böylece 2. Abdülhamit dönemi sona erecek. 31 Mart olayının önemi şu arkadaşlar: Osmanlı Devleti'nde mevcut rejime karşı çıkan ilk isyandır. Eskiden çıkan isyanlar padişaha karşıydı. Yani padişahı değiştirmek içindi. Padişahlık yönetimine ya da meclise karşı değildi. Ama 31 Mart isyanı mevcut meclisi kapatmaya yönelik olduğu için mevcut düzene karşı çıkan ilk isyandır. Bu isyandan az önce de söylediğim gibi 2. Abdülhamit sorumlu tutuluyor ve tahttan indiriliyor. Arkadaşlar, bu dönemde anayasada bazı değişiklikler yapılıyor. Ne yapılıyor? Padişahın yetkileri kısıtlanıyor. Padişahın meclisi açıp kapatması zorlaştırılıyor ve bu dönemde siyasi partiler kuruluyor. Bu dönemin en önemli özelliği, ikinci meşrutiyetle birlikte artık Osmanlı'da çok partili hayat başlıyor. Evet, ikinci meşrutiyet dönemi Osmanlı tarihi için çok önemlidir. Çünkü bu tarihten itibaren Abdülhamit tahttan indirilmiş.
Artık idareye tam olarak İttihat ve Terakki hakim oluyor. Çok partili bir dönem başlıyor. Padişahların yetkisi çok fazla olmayacak arkadaşlar. Zaten bu dönem sonrası yaşanan Balkan Savaşları, işte Trablusgarp Savaşı ve Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı Devleti etkinliğini yitirecek ve yıkılacak. Evet, konu anlatım videomuzu burada tamamlıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Uzun bir ünite. Lütfen kısa notlar alın ve onları tekrar edin. Herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin.